Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde olan ve Senegal'de şehit olan Hayrettin Eren'in 15 Temmuz şehidi arkadaşlarının olduğu Ankara'daki şehitlikte defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında gittiği Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu görev şehidi oldu. Şehit Eren'in cenazesi Erdoğan'ın uçağıyla Ankara'ya getirildi. Kayseri Bünyan nüfusuna kayıtlı şehidin Kayseri İldem'de oturan annesi Şerife Eren'e acı haber bu sabah ulaştı. Şehidin babası Zekeriya Eren'in ise yaklaşık 4 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit Eren'in kendisi gibi polis olan ikizi Murat Eren'e vasiyeti de ortaya çıktı. Yeğeni Erman Nişancı'nın verdiği bilgiye göre şehit bugüne kadar Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde terörle mücadelede hep ön safhalarda bulundu. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu tarafa da koruma ekibinde yer alan Eren en son 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da hem Marmaris'te hem Ankara'da Erdoğan'ın en yakınında olan korumalardan birisiydi. Marmaris'te darbeci askerlerle çatıştı ve Erdoğan'ın torununu montunun arasında otelden çıkartarak güvenli bölgeye götüren kişi oldu. Yeğen Nişancı şehit dayısının vasiyetini de anlattı. Dayım benim öz kendi, ben yeğen olurum zaten. Bünyan nüfusuna bağlı Girveli mahallesinde ikamet ediyorlar da bütün aile, bütün büyükleri orada defne oldu. Ondan sonra biz buraya bekliyorduk. Ama ikiz kardeşi var, Murat isminde dayım. O da terörle mücadelede çalışıyor İzmir'de. Ona vefat etmeden önce, artık tarihini bilmiyorum ne zaman söyledi. Ben ölürsem Ankara'da beraber omuz omuza çatıştığım arkadaşlarımla aynı yere şehit olursam ben oraya defnedin diye vasiyette bulunmuş. Biz onu sonradan öğrendik. Yoksa biz cenazesini buraya bekliyorduk ama oraya vasiyet olunca artık oraya defnolacak bugün. Ben Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminden önce dayım çeşitli yerlerde görev yaptı. Van, Tunceli, Siirt, Çırna, yani terörün en azgın olduğu yıllarda oralarda görev yaptı. Tabii aileyle çok bir arkadaşı var, şehit arkadaşlar da öyle. Bu şekilde vasiyet olmuş. 15 Temmuz'da da aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın yanındaymış o gece. Yani bize paylaştığı Cumhurbaşkanımızın torununu dedi. Ben kabanım da dışarıya çıkarttım ve onu güvenli bir yere götürdüm. Ben hayli hayli yanındaydım o gün dedi. Marmaris'teki çatışmada yanındaydı. Bir arkadaşım da gözümün önünde şehit oldu dedi. O da aynı şekilde burada yatıyor. Bize gelen bilgi de işte anneanneme biz haberi verdik. Kendisi 90 yaşlarında falan. İşte sağlık ekiplerimiz olsun, emniyet mensupları olsun gerekli ilgiyi gösterdiler, haberi verdik. Anneannem tabii haliyle acıyla buraya babasının yanına defnolmasını istedi köye. Cumhurbaşkanımızın özellikle tavsiyesi, talebi olmuş. Yani buraya defnolmasını istemiş. Çünkü beraber hiç ayrılmıyorlardı. Yan yana gidiyorlardı. Nereye gitse hep o yanındaydı. Birbirleriyle de iletişim halindelerdi. O şekilde vasiyeti oldu kardeşine Ankara'da beni şehitle defnedin diye. Cumhurbaşkanımız da özel talepte bulunmuş. Yani burada olması daha uygundur diye. O şekilde buraya oraya defnolacak. Dayım evli, 3 tane kız çocuğu var. Ondan sonra biri hukuk tıp fakültesini bitirdi. Son sınıfta şu an stajyer olarak çalışıyor. Diğer ikinci kardeşi o da kız. O da gıda mühendisliğini okuyor şu anda. Üçüncü kardeşi de lise eğitimini devam ettiriyor şu anda. Böyle. Yengem de aslen Trabzon'du zaten. Ev hanımı o çalışmıyor.